arkadaşlarım şu anda şaşkınlık içinde senin yaşadığın hayata tanıklık ediyorlar. Hepimiz öyle. Benim şunu düşünüyorum ve söylüyorum. Kimseyi suçlamamak lazım. Sadece dinliyorum. Ama yaptığın o kadar büyük hatalar da var ki. Ya ben, çocuk benim için çok çok önemli. Sen o çocuğu gerçekten devlete teslim ettin mi? Yoksa aslında sosyal hizmetler diye gelen kişiler, çocuğu sattınız mı? Satmadık. Doğru sosyal söyle. Hizmetçilerden geldiler hastaneye. Bir imza attırdılar. Yani resmi bir belge imza evet, attırdınız mı? Evet, resmi bir belge yazdırıp imza attırdılar ve çocuğu teslim ettik. Teslim ederken yani üzülmedin mi sen? Teslim ettikten sonra, teslim ederken şöyle, onlar gitti, çocuk sonra doğduktan sonra geldiler, aldılar, gittiler yani. Çocuğu senin yanından aldılar o zaman? Benim yanımdan aldılar derken şöyle, şu şekilde yani. Ben doğum yapmadan önce anlaşmayı yaptık, sözleşmeyi yaptık, imzaladık. Ondan sonra doğum yaptıktan sonra gideceğim zaman, o hastaneden ayrılacağım zaman. Nasıl bir anlaşmadan zaman, anlaşma ne demek? Özür dilerim, yani devletle anlaşma olmaz yani, ki. Yani sözleşme gibi şey yani. Devlet niye sözleşme yapsın seninle? Çocuğu daha sonra alırım diyerekten hani. Daha sonra alacağım diyerekten imza attırdım. Sen çocuğu kime verdin Raziye? Sen çocuğu kime verdin? Sosyal hizmetlere verildi. Hangi sosyal hizmetlerdi bu çocuk? Denizli'de bir sosyal hizmet var, 0-6 yaş grubu diye bir bina varmış. Sen oraya gittin o çocuğu binada götürdüler. Gördün mü, görmedin mi? Gördüm. Sonra doğum yaptıktan sonra bir ay sonra gittim yanlarına. Yani ara sırada görmeye gittim yani. Raziye, senin elinde bir belge, çocuğu devlete teslim ettiğine dair sende bir belge var mı? Yok maalesef. Nasıl yok Raziye? Olması lazım. Sana bir belge imzalattılarsa o belgenin sende olması lazım. Yazı yazdırıp imza altına imza attırdılar. Ondan sonra ben hani bebeği ara sırada görmeye gittim. Baba adı ne yazıyordu orada? Şaban. Niye, kocan ismini niye söyledin? Şimdi çocuğun ismi geçmesi lazım dedi. Öyle olmadıktan babası sonra... Babası İsmail, niye babasının İsmail'in adını söylemedin, kocanın adını söyledin? Babasının ismi... Diğerkinin ismini söylersem o da evli olduğu için onun üzerine geçmiyormuş. Onun için o kişinin eski eşimin üstüne çocuğu geçti. Çocuğu sosyal hizmetlerden biri aldı diyorsun. Sen o çocuğu sosyal hizmetler yetkililerine kendin ellerinle mi teslim ettin? Kendi elimle değil, buradan gelip alıp gidecekler dedim. Hastanede bıraktım, gittim yani. Vicdan nasıl el verdi? Vicdanım el vermedi yani, mecbur kaldım. Buna inanmıyorum ya. Çaresiz ve mecbur kaldım. İki günlük bebeği, yani. İki günlük bebeği nasıl verdin ya? İki kendi günlük maddi ya. Durumlarım da iyi olmadığı için, imkanlarım olmadığı için oraya teslim etmek zorunda kaldım. O mahalleye de nasıl götüreyim diyorsun? Evet. Yan yana evleriniz, o çocuğa da o mahalleye götüremem diyorsun. İsmail Bey, siz çocuğunuzun devlette olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Gidip gördünüz mü? Görmek istediniz mi? Ben hiç görmek istemedim de, görmedim de. Neden görmek istemediniz çocuğu ya? Çocuğun ne günahı var ya? İnsan bir görür çocuğu ya. Ben dün de söylemiştim size. Ben burada zaten açılmış hakkımızda bir dava var. Bu şeyde DNA testinden sonra gerçekten çocuk benim olursa ben ancak öyle görebilirim. Raziye. Ya benim dediğim gibi benim çocuktan çok şüphelerim vardı. Bir dakika Raziye, sen çocuğa ne ismini koydun? Çocuğun ismini Batu koyalım dedim. O da madem Batu olmasın, Batuhan olsun madem dedi. Beraber karar verdik, Batuhan koyduk. Adını koydunuz. Evet. Adını koyduğunuz çocuğu bıraktınız evet. Hastanede. Sen hastanede çocuğunu resmen terk etmişsin, gitmişsin. Mecbur kaldım yani. Peki kuruma gittin mi? Gördün mü çocuğu? Evet. O evrada Batuhan diye yazdınız mı? Adı evet. Batuhan diye yazdınız. Evet. Kaç kere gördün çocuğu peki? Yani çocuğun kimliği geçtiği için Batuhan diye ismi... Kimliği geçtiği için yani orayı ara sırada görmeye gidiyordum yani. Kaç kez gittin çocuğu görmeye? 3 ya da 4 kez. Daha da görmeye gittiğimde, bazı görmeye gittiğim zaman da göremedim yani. Çocuğu hastaneye kaldırdık dediler.
Çocuğu hastaneye kaldırmışlar. Ya hastalanmış. Ah, hastalanıncaya kadar hastaneye kaldırmışlar. Oradan haberini alıyordum yani. Gittiğimde. Ya benim kedim var. İnsan o kediyi bile bırakmaya kıyamaz. Kedi yani. Ve çok aşığım ona yani. Sen 2 aylık bebeği nasıl bırak? 2 günlük bebeği nasıl yani, bıraktın ya? Bizim... Nasıl bıraktın ya? Vallahi anlamıyorum yani. Ona bakarsan bizim de evimizde kedilerimiz var. Hani bakıp besliyoruz yani. Ama yavrunu bırakıyorsun. Yani bırakmak zorunda kaldım yani. O evi, o bebeği deyince... o mahalleye götürseydin ne olurdu? O mahalleye götürsem herhalde bilmiyorum ne olurdu. Kızı başıma bela olurdu herhalde. Annesi ve kızı başıma bela olurdu. İsmail Bey peki, İsmail Bey sizin vicdanınız nasıl el verdi o çocuğu hastanede bırakmaya? Ya sizin çocuğunuzsa ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız İsmail Artık Bey? Artık bunu o zaman düşüneceğim. Ya böyle bir şey olabilir mi? Sonuçta kendi rızanızla birlikte olmuşsunuz. Herhalde kandırmadı sizi Razi'ye. Ya... Ya şu an için şöyle bir şey söyleyeyim. Benim ailemden çocuğa bakma imkanları yok. Eşimin durumu belli. Ve bu da zaten bir farkındaysanız kafa 3 aşağı 5 yukarı bunun da. Bunun için zaten çocuk DNA'da benim üzerime çıkarsa zaten ben evlatlık verilmesi için oraya bilgi verir gelirim. Evlatlık verilsin istiyorsunuz. Şu an için zaten ben... koruyucu... Ben sağlık raporunu aldım heyetten ve teslim ettim sosyal hizmetlere ve gelip evi bakacaklar. Yani ev hani durumum müsait mi? Ben anlamadım, çocuk şu anda koruyucu ailede mi İsmail Bey? Şimdi şu şekilde sadece orada söylediklerinde bu Raziye'nin verdiği ifadeye göre koruyucu aile olarak verebiliriz ve koruyucu ailede de çocuğu görebilirsiniz dediler. Bu da o zaman öyle olsun dedi. Ve o şekilde tutanak tuttular orada. O zaman bebek şu anda koruyucu yani ailedeyse... Yani evlatlık verilmeyecek, sadece koruyucu aileye verilebilir diye. Verilebilir diye oraya şey verdi, imza verdi yani. Bu şartla mı verdin? Koruyucu aileye verilebilir, evlatlık verilmesini istemedin. Sen çocuğu geri mi almayı planlıyorsun? Hastanede evet. Verdi. Evet. Evet. Geri alacağın çocuğu niye verdin? Yani imkanlarım düzelince belki alırım diyerekten. Ya senin şu an evin var, barkın var, her şeyin var. Evim yok. Ev abimin ve annemin üstünde. Annem ve abimin evi. Benim hiçbir şeyim yok yani. Bebek yani yanında yatacak, koynunda yatacak, emzireceksin, yanı başında yatacak, yatağında yatacak. Yük mü olacak size 2 günlük bebek ya? Onu da izah edebilir miyim? Buyurun İsmail Bey. Bunların zaten abisin dediği ev 2 kat. Üst kat boş duruyor. İstese oraya dayar döşer, istediği gibi de kullanabilir. Abisin ben müsaade edeceğini zannetmiyorum. Siz de para verseydiniz, destek olsaydı, çocuğu birlikte yapmışsınız. Nasıl dayasın döşesin ya canım? Ama İsmail Bey şu yani... Şu an benim kazancım ailemin tedavisine gitmiyor, yetmiyor. Ya özür dilerim ama beraber olurken kazancı düşünmüyorsun da. Çocuk dünyaya geldi kızım, bir zahmet düşün İsmail Bey, bu insan yavrusu ya. Şey dedim ben, tamam da maddi destek olsa yardım olur musun ederim. Dedim. Elimde olmayan şeye nasıl yardım edeyim ki? Bebeğe dedim maddi destek de olur musun dedim. Ara sırada dedi 200-300'leri ancak verebilirim ben. Bu kadar, bundan fazlasını veremem dedi. Ah yazık var ya, bir şey söyleyeyim mi? Yani anne baba olmak için o kadar insan çaba sarf ediyor ki. Onlar herhalde izledikçe nasıl kızıyorlardır size, biliyor musunuz? İkinize nasıl kızıyorlardır yani? Demek ki doğuran kişi anne değilmiş yani. Kusura bakma. Şu an için benim büyüten. Zaten bankada ben 200 bin lira razı... zaten kredim var. Benim zaten yeterince borcum var zaten. Ben nasıl yardımcı olacağım ya ki? Ya borcunuzu düşünseydiniz o zaman, Raziye ile birlikte olmasaydınız fantazileriniz için canım. Allah Allah ya. Şimdi, İsmail Bey kusura bakmayın. Ya kanser hastası bir işiniz var, kurban olayım ya. Yazık, günah kadıncağıza.